İnsanları zengin eden 6 iş. Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. İyi kazan. Dikkatim buna çarptı. Kutsal Mouse Mertcan hoş geldiniz. Teşekkürüm. Kazandıracak bir iş arıyorsunuz veya masa başı işinizden sıkıldınız. Yeah. O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sizin için dünyanın en garip ve aynı zamanda en çok kazandıran işlerini araştırdık. Amerika'dan botlara reklam izletip onların üstünden bit kasmak. Wow man. Bu işlerin ne kadar para kazandırdığına inanamayacaksınız. O zaman niye bu para osuruyor? Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar ses niye yankılanıyor biliyor musunuz? Sesin yankılanmasının sebebi şey. Mikrofonun sesi biraz açık. Mikrofonu bana yakın tutmam lazım. Şu an iyi değil mi benim sesim? Benim sesimi iyi alabildiğiniz sürece sıkıntı yok. Online bebek bakıcısı. Pandemide evden çalışmak zorunda kalan anne babalar, bir yandan çocuklar, bir yandan... Online bebek bakıcısı mı? Bebeğin bütün ihtiyaçları neredeyse fiziksel değil mi? Online nasıl ev işleri bakıyor? Derken işe odaklanmakta zorlanıyorlar. İşte buna bir çözüm var. Online bebek bakıcısı. Ama hayır, çocuğunuzu kameranın önünde bırakıp gitmiyorsunuz. Biri çocuğunuzla ekrandan vakit geçiriyor. Ona hikayeler anlatıyor. Kanka böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Kanka! Zamki! Şu kanal varken... Zamki! Öyle bir şeye ne ihtiyacım var ki? Al işte. Dur. Al işte. Ama artık suratlarını göstermiyorlar. Yokmuş. O yüzden ihtiyacımız var. Zamki! Bırakmışlar oğlum o işi. Oğlum hepsi yok oldu lan. Bütün kanalı kapadılar galiba. Hatırlıyor musunuz? Bir ara internetteki bütün mizahlar Salih Reis komik montajdı. O kötü zamanları hatırlıyor musunuz chat? Onları eğlendirecek videolar çekiyor. Onlarla birlikte çizgi film izliyor. İşte bu kişi siz dünyanın olabilirsiniz. Ve bu iş insan... Bu benim mesleğim oğlum. Yanlış. Saati 150-200 TL'den başlıyor. Tek yapmanız gereken oturduğunuz yerden çocuklarla konuşup onları oyalamak. Ve emin olun bunun için para verecek çok aile var. Ayıp ama. Pardon. 5 numara kiralık arkadaş. Bu benim. Hayır hayır. Hiç arkadaşı olmayanlar için hayat bazen sıkıcı. Bak bu benim, aynı ben bu çocuk. Olabiliyor. Sağdaki. İşte bu noktada yeni bir iş imkanı doğuyor. Arkadaş kiralama. Rentefriend.com sayfasına kayıt olarak çok böyle işe başlayabilirsiniz. Burada dünyanın her şehrinden birini bulmak mümkün. Kiralık arkadaş olarak insanlarla sinemaya gidebilir, maç yapabilir, hatta paraşütle bile atlayabilirsin. Bir şey diyeyim, bu arada maç yapma fikri mantıklıymış aslında. Hani kiralık arkadaş değil de ne bileyim okey dördüncü halı saha adam falan, hani güzel fikir aslında. Kiralık arkadaş olmanın saati... Peki bütün paralarını ben mi vereceğim ona? 20 liradan başlıyor. 20 lira saat ama diye. Yapılan aktiviteye göre artıyor. Sevdiğiniz bir şeyi yaparak hem eğlenmek hem de para kazanmak. Bence çok güzel iş. Çok güzel iş ta ki seni kiralayan loser sana 3,5 saat boyunca mesajına bizim tım diye cevap veren kızdan bahsedene kadar. Diyor ki alo alo ben geldim abi, adam benim bir çocuğum var ama etrafında hep kız sınıf arkadaşları var, onunla nasıl konuşabilirim peye post. He? Ne? Alo savcı hoş geldin. Abi beğendiğim bir çocuk var ama etrafında hep kız sınıf arkadaşları var, onunla nasıl konuşabilirim? Valla direkt git konuş işte. Etrafında kız olsa ne olacak ki? Konuşma yazdı biri. O çocuğun etrafındaki kızlardan bir tanesi var chatte. Konuşma boş ver. Hep kız var da kız arkadaşları değil mi yani normal? Konuşma. Okey. Konuşsun canım, niye konuşmasın ki? Konuş ama öyle çok üstüne düşme. Bence. School shooting ya pogs. Çok kötü. Çok ayıp değil mi? Seni şimdi banlamak zorundayım.
Bu çok kötü şakandan dolayı, çok sebepsiz bir şaka. Ne? 4 numara, Zoom hayvanı. Video konferans toplantıları bazen çok sıkıcı olabiliyor. İster ders dinleyin, ister iş toplantısı yapın. İşte biri bunu da paraya çevirmeyi başarmış. Amerika'da bulunan Sweet Farm adlı çiftlik sahipleri hayvanlarını Zoom toplantılarına katılmaları için kiralıyor. Niye? Niye ki? Nedendir ki? Örneğin bir lama. Kameraya bakarak... Oğlum lama için para veririm ha bu arada. Lama ile Skype yapmak için 15 dakika. Üzüntülü konuşmanıza katılıyor ve sıkıcı ortam bir anda değişiyor. Çiftlik sahibi lama değil, 10 dakika bu, keçi için bu. 100 dolar, 30 dakika içinde 750 dolar talep ediyor. Ne? Tek yaptıkları hayvanların kameraya bakmasını sağlamak. Bence bu işi evdeki hayvanınızla siz de yapabilirsiniz. Bonnie kalk. Bonnie kalk. Kalk. Chat. Zaman başladı. Abone olmazsanız kediyi bu konuşmadan çıkartırım. Acilen abone olmanız lazım. Kalk uyan. Şişt, şişt. Uyan uyan. Şişt, şişt. Şişt, şişt. Umursamıyor. Kalkmıyor chat. Uyansana. Hadi kalk. Uyandırdım yanlışlıkla ya. hiçbir şey yapmadım ki, sadece Rax şarkı söyleyecektim sadece. Kendi uyandı, ben hiçbir şey yapmadım. Alanını ihlal edince kızdı. Bilirsiniz. Devam. Sadece şöyle, sadece gidecektim, şey yapacak bunu. Tamam, it's nice, it's okay. Mert eve gelmiş, 10 dakika iner diyor. O zaman Reddit yapsak. 3 numara, sahte hayat. O kadar vaktiniz var mı? Manik sen ne zaman yayınlaşın? Aa bir dakika, sahte hayat satın alabiliyorsun iş. Sahte hayat. Twitch'teki yayıncıların %8. Hayır. Instagram'da zengin hayatlarını paylaşan insanları bilirsiniz. Ama bunlar gerçek olmayabilir ve siz bundan para kazanabilirsiniz. Nasıl ya? Bu iş kolu ilk olarak Çin'de ortaya çıktı. Hiç şaşırmadım ha. Nedense bilmiyorum. Taobao.com gibi online alışveriş sitelerinde bazı videolar satılmaya başladı. Lüks bir arabanın içinden yan koltukta paraların durduğu bir video veya... Böyle bir şeye para vermene gerek yok ki. Zaten bunu yapacak biriysen... Yani zaten bunu yapacak biriysen işte şey yaparsın ki, salak mısın sen? Paraları görüyorsun kuzen. Özel jetin içinden. Özel jete bak amına. Google'a yaz ya. 10 saniye süren bu videoları satın alıyor ve kendi sosyal medyalarında sanki kendileri çekmiş gibi paylaşıyorlar. Salak tek yapmanız gereken lüks hayata dair videolar çekmek ve satışa sunmak. Kiralık bir araba ve sahte paralarla böyle bir video çekmek oldukça basit. Ben de bir tane satın aldım geçen gün. Tabu.com'dan. Şey atacağım yani. Instagram atacağım ben de. Böyle biraz NFT değil oğlum. Benim aldığım video farklı. Ayakkabıları görüyorsunuz. Paraları görüyorsunuz kardeşim. Çoraplara bak amına koyayım. Gerçek patron zenci işi. Olur mu bu sizce? Büyük çok para verdim ama bu videoya. Ama fakir fukaraları, sıkıcı orospular. Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Paraları görüyorsunuz. Fakir piş... Olur bence yani. Değil mi? O şeyi vurur mu sizce? Hani o... Wow, zengin hayatı. Sonra videoları 250-300 TL'den başlayan fiyatlara satabilirsiniz. Ama bunlar keriz mi lan? Bu işe girelim mi? Google'dan toplayalım öyle videoları, sonra 250 liraya satalım.
Google'a Lamborghini Driving yazalım. Sonra satalım onu. Chat bak haberiniz olsun ha. Size bir iş kolu daha sağlayalım. Hem de yani teknik olarak yasal bir iş yani. Google'dan insanlara ulaştıracaksın yani. Burada bir emek parası var yani, anladın mı? Başlayan fiyatlara satabilirsiniz. 2000 dolarlık tazminat davası. Pipo Arrive. 2 numara osuruk. Aa bak, daha kolay iş buldum size. Yapılabilecek. Buradan para kazanabileceğinize inanamayabilirsiniz ama tamamen mümkün. Yo. Ben sonuna kadar inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum osuruktan para kazanabileceğine. Aa. Bizim bir arkadaş 5 liraya alıp 10 liraya Pringles satıyordu okulda. 5 liraya buna veren adam da BİM'den çalıyormuş. Başka bir yatırım tavsiyesi geldi. Amerika'da yaşayan Emma Martin ile tanışın. Bu kadın gaz çıkarma 3000 sterlin kazanıyormuş. Sesini kameraya kaydederek ayda 4000 dolar kazanıyor. Bu kadın bu işin başarısızı bence. Bir Twitch'e girmesi lazım. Sayfasına aylık 5 dolar karşılığında üye olunabiliyor. Ve artık kimlerdir bilinmez, insanlar üye olarak bu görüntüleri izliyorlar. Tabii güçlü performanslar sergilemek için Emma her gün fasulye, lahana ve avokado gibi gaz yapan yiyecekler tüketmek zorunda. Sırf gaz çıkararak bu kadar para kazanmak oldukça cezbedici. Siz ne dersiniz? Hiç cezbedici değil, bok gibi. Bir numara, köpek olmak. 22 yaşındaki Jenna Phillips eskiden bir klinik optisyen olarak çalışıyordu. Ama şimdi bir köpek olarak. Nasıl mı? Ne? Bir şaka olarak başlayan şey şimdi işi oldu. TikTok'ta köpek olarak davrandığı Emirar videolar çekiyor. Diyor ki abi ben senin osuruk sesini bedavaya dinliyorum zor. Ancak kısa sürede takipçi sayısı 120 bine kadar çıktı. Ve takipçileri ona sırf köpek gibi davrandığı videolar çekmesi için aylık 20 dolar ödemeye başladılar. Bu sosyal medya ki bu. Influencer olmuş bu kız. Köpek olmuyor yani teknik olarak hani. Ama köpek de oluyor aynı zamanda. Ama birileri için olmuyor yani bu. Bu sayede aylık olarak eski işinden 100 kat daha fazla kazanıyor. Zaten bu yüzden de tam zamanlı işinden köpek olmak için istifa etti. Dünya garip bir yer değil mi? Yani. Peki siz bu işlerden hangisini yapabilirdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda... Köpek olurdum. Osuruk yapardım. Sahte hayat gırla. Zoom hayvanı kolay. Kedi var bir tane. Kiralık arkadaş... Zaten yapıyoruz. Online bebek bakıcısı cepte. Muhteşem izleyici. Yes sir. Ben cevabımı verdim. Sıra sizde. Osuran köpek. Osuran köpek arkadaş. Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.